Şundan dolayı karşılaşıyoruz. Bir kere aslında bizim buradaki karşı çıkışımız referandumda aldığımız tavırla uyum içerisinde, ona paralel bir tavır olduğunu düşünüyorum. Yani nasıl? Şimdi referandum bu şahıslarla ilgili bir değil. İfade ettiğiniz gibi sistemle ilgili bir mesele. Yani böyle bir sistemde bütün yetkilerin tek elde toplandığı bir sistemde şahsen bir birey olarak yaşamak istemiyorum. Ona itirazım var. Bu itirazımı dile getirdim. Yoksa şahıslarla alakalı bir iş değil. İkincisi, şimdi milliyetçi, Türk milliyetçiliği fikir sistemi ve onun siyasi temsilciliğini yürüten, diyelim, Milliyetçi Hareket Partisi, Türkiye'nin en köklü ideolojik hareketi ve siyasi partilerinden birisi. Türkiye'de önemli bir sistem değişikliğinin gerçekleştiği bir süreçte bu kadar tarihsel kökleri olan, yetişmiş kadrosu olan, birikimli insanları olan bir hareket kendi düşüncesiyle taban tabana zıt diye nitelendirebileceğim siyasal İslamcı bir şahsı getirip bize Cumhurbaşkanı adayımız olarak önümüze koyuyor. Biz buna itiraz ediyoruz. Diyoruz ki, yani belki referandum işte o anayasa değişikliği şeyindeki her tavırların bir izahı olabilir. Ama bana göre bunun izahı yok.